Dillerin ve dinlerin buluştuğu, taşların konuştuğu Mardin'deyiz. Seçim mi olursa ne olacak ki? Yine kayyum atarlar. Mardin neyle Türkiye'nin en büyük sorunu? Bence ekonomi. Hükümet Türk geldi, yine kayyum atacaklar. Atanırsa biz yine vereceğiz, yine atasın. Türkiye'yi yönetecek mantık, akıl bazı şeyleri görmeye başladı diye düşünüyorum. Yani şunu açıkça ifade etmek gerekir ki biz hiçbir partinin arka bahçesi değiliz. Dillerin ve dinlerin buluştuğu, taşların konuştuğu Mardin'deyiz. Daha önce 31 Mart 2019 yerel seçimleri, 14 Mayıs 2024 genel seçimlerini Medyaskop için Mardin'de seçimin nabzını tutmuştuk. Bu kez de 31 Mart 2024 yerel seçimi için Mardin'deyiz. Mardin'in en büyük sorunu nedir? En sorun geçimdir. Ondan sonra kimse geçinemiyor, evet. Yani gündeminizde seçim yok herhalde, geçim mi var? Ya geçim var tabii. Seçim mi olursa ne olacak ki? Yine kayyum atarlar. Öyle bir kayyum kaygısı var mı insanların kafasında? Var herhalde. Var. Evet. Peki değişir mi bu seçimden sonra? Değişir. Belediye başkanı kim seçilir? AK Parti'nin adayı mı yoksa DEM Parti'nin adayı mı? DEM Parti'nin, Ahmet Türk. Aha. 31 Mart'ta seçim yapılacak ama bir seçim havası görmedik. Daha çok millet geçim havasından bahsediyor. Millet abi ekmek derdinde seçimi unutmuş, karnını doyurma derdine girmiş artık. Yani diyor bugün de selametle geçsin. Peki sonuç değişir mi burada? Valla Allah değişir, değişmez abi. Yani aynı. Ahmet Türk alırsa iyi yine. Çünkü kayyum atmazlarsa. Ha, bir kayyum kaygısı da var mı halen? Bir anlaşma yapmışlar İstanbul'da. İstanbul üzerine bir anlaşma yapmışlar. Diyor bu sene kayyum yok inşallah. İnanıyor musun? Vallahi inanıyorum. Bir gençsin siyasete. Ama işte abi hep siyaset yalan dolan olduğu için bir yandan da. Çünkü bugün yanına geliyor diyor ben sana böyle yapacağım ama seçim bittikten sonra yapmıyor onu mesela. Çünkü iktidar vefasızdır. Duyarsızdır. İşçileri takmıyor. Sadece kendi çıkarlarını düşünüyor. Dalga geçiyor. Dalga geçiyor bizimle. O da başka bir şey yok. Hiçbir beklentiniz yok mu? Bizim iktidarda hiçbir beklentimiz yok. Peki yerel seçimde Mardin'de ne olur? Mardin'de DEM çıkarır. DEM çıkarır. Peki yine kayyum atanır mı? Atanırsa biz yine vereceğiz, yine atasın. O uzana bağlı bir şey. Ya atasın, atasın. Atasın, biz yine deme vereceğiz. Çünkü siyasi irademizi baskıyla, zulümle, işkenceyle el koyuyor, biz de normalde direneceğiz. Halk iradesi açık bir şekilde ortaya çıktı ama bu iradeye ipotek koyuldu. Demokrasiyi ayaklar altına aldılar. Demokrasiden bugün söz etmek mümkün değil. Çünkü demokrasilerde yerel yönetimler demokrasinin en önemli ayağı. Bu önemli ayağını siz Kürdistan'da, Kürt tarihinde, Kürt topraklarında kestiğiniz zaman bu Kürtleri dışlayan, ötekileştiren bir mantık olarak öne çıkıyor. Bugün sadece halk iradesine ipotek koyulmadı. Kürt halkını ötekileştiren, Kürt halkına düşman hukukunu uygulayan bir yönetimle karşı karşıyayız. Şimdi de Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Mardin'deyiz. Evet. Valilik görevinden sonra hani şu soru, sizin sorduğunuz soruyu çok soranlar oluyor. Yani valilik yaptınız, hani birinci sınıf bürokratsınız. Devletimize Allah cevap vermesin, cebinizde kırmızı pasaport var. Bir devlet üst bürokratının yararlanabileceği bütün imkanlardan istifade ediyorsunuz. Belediye başkanlığı niye? Hızlı bir şekilde Mardin'i hak ettiği yere taşıma. Ekonomide, sanayide, tarımda ve turizmde, ayrıca ulaşımda, hani dolaştıysanız Mardin'de evet. En çok şikayet edilen konulardan bir tanesi bu. Ulaşım, evet. Şimdi Mardin'de trafik problemi yaşıyoruz yani. Onu her gittiğimiz yerde dile getiriyor hemşehrilerimiz, kardeşlerimiz. Yüksek sayıda nüfus var, trafik sorunu bunun doğal sonucudur dersiniz. Ancak bizim nüfusumuz 888 bin. Yani 900 bin diyeyim, 900 bin nüfuslu bir şehirde bu kadar şikayet edilen konuların başında trafiğin gelmesi kabul edilemez. Mardin'de bir seçim havası var mı? Görüyor musunuz? Yoksa daha çok geçim havası mı? Yok artık millet artık bıktı artık bu seçim oyunlarından, seçim şeyinden bıktı artık. Herkes kendi ekmeğiyle uğraşıyor.
Yani kim ne kazanırsa ne yaparsa umurumuzda değil artık. Çünkü Mardin bir de iki dönemdir seçim yapılıyor ama kayyumla yönetiliyor. Öyle bir kaygı var mı yine? Yani kesinlikle var ama yani artık memleketimiz için hayırlısı ne diyelim yani. Yani şimdi sizin konuşmanızdan şunu anladım. Mardin'deki insanların da siyasete güveni mi azalmış? Hiç kimseye artık güvenimiz kalmamış. Öyle mi? Tabii ki. Yani hiç kimseye güvenimiz kalmamış. Adam geliyor önde bir şey konuşuyor, arkanda başka bir şey söylüyor. Yani tabii ki. Yani şu an Mardin'de kime sorsanız aynı şeyi söyler. Yani hiç seçim havası görüyor musunuz siz? Yok, ben görmedim. Kimse konuşmuyor bile. Maçları daha çok konuşuyoruz. Mardin neyle Türkiye'nin en büyük sorunu? Bence ekonomi. Ekonomi. Evet. Kesinlikle. Şu anda bir seçim havası var mı Mardin'de? Şu an yok gibi. Yok. Evet. Şu an sonuç ne olur sence? Bence aynı olur ya. Yine aynı. Aynen. Peki. Ahmet Türk geldi yine kayyum atayacak. Yine kazandı ama kayyum atayacak. Evet. Sana göre buranın en büyük sorunu nedir? Yani Mardin'in buranın ulaşım yok. Altyapı sorunu olabilir çünkü yağmur yağdığında mahalleler su oluyor. Öyle. Bir de Türkiye genel normal ekonomik sorunlar. Aynen. Ahmet Bey tabii değerli bir rakip. Evet. o açıdan problem görmüyoruz ve bütün bizim AK Parti teşkilatlarının tümüne, gençlerimize, kadınlarımıza ve bu davaya inanmış, gece gündüz çalışan bütün kardeşlerimize söylediğimiz bu bir demokratik şölen evet. Aslında. Ve biz 31 Mart'a kadar o anlayışla yürüteceğiz. Yani Kürt düşmanlığı üzerinde kurulmuş bir siyaset Türkiye'ye ne fayda getirir? Türk halkına neyi getirir? Biz başından beri şunu söyledik. Bu ülkenin demokratikleşmesi, Orta Doğu'nun en güçlü devleti olabilmesi için Kürtleri kucaklayacak bir siyasetin ortaya çıkması lazım. Ve işte devlet aklı dediğimiz zaman bu devletin yeniden siyasetini bugüne kadar yürüttüğü anlayışı gözden geçirmesi lazım. Çünkü bu Türkiye bir şey kazandırmadı. Bu nedenle artık kayyum politikasını da Türkiye'ye, iktidara hiçbir şey katmayacağını düşünüyoruz. Ve inanıyorum ki bundan sonra artık üçüncü kez bir kayyumla karşı karşıya kalmayız. Ama olsa bile bizim için önemli olan halk iradesinin ortaya çıkması. Kayyuma rağmen halkımız biz bu kayyum siyasetini benimsemiyoruz, onaylamıyoruz, rıza göstermiyoruz demesi bizim için önemlidir. Bunun ortaya çıkması lazım. Yani Kürtler, siz kayyum atıyorsunuz ama Kürtler bu kayyuma rağmen kayyumun geleceğini bile bile size izin vermiyor, rıza göstermiyor. Bu mesajın ortaya çıkması bizler için önemlidir.